Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Demet. 4 aylık ve 4 yaşında olan oğullarım için yapmış olduğum alışverişten bahsetmek istiyorum. Bu videoda görmüş olduğunuz bütün ürünleri aşağıda açıklamalar kısmına koleksiyon oluşturup ekleyeceğim. Linklere tıklayıp bütün ürünleri oradan görebilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından da beni takip ederseniz güncel olarak yapmış olduğum alışverişleri, kullandığım ürünleri, ayrıca bebeklerimle olan günlük yaşantımı da takip edebilirsiniz. Bu videoyu iki oğlumla birlikte yalnız başıma çekmeye çalışıyorum. Umarım başarılı olurum ve video bir yerde kesilmez. Öncelikle 4 yaşında olan oğlum Yağız Ata için yapmış olduğum alışverişten bahsetmek istiyorum. Böyle bu dönemde çok popüler olan Ace Wake 2'nin bu pijamalarından aldım. Yani çoğunlukla olarak biz evde vakit geçirdiğimiz için genelde pijama eşofman takılıyoruz. Bir bu rengini aldım, çok beğendim. Bir de mavi tonunu almıştım. Onu şu anda giyiyor üzerinde. Bal, seni seviyorum. Anne, çok güzel. Aferin. Bir de ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Tam üstüne geldi. Yağız Ata'da pijamasını göstersin. Bu üzerinde şu anda. Saç o anda aldıysa artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, bu da benim oyuncak direksim. Tamam Bal, teşekkür. Yağız Ata'da hemen konu mankeni oldu, gösterdi. 4-5 yaş olarak aldım ben. Keşke 5-6'sı olsaydı da öyle alsaydım. Çok beğendim. Bu şekilde ikili takım olarak satılıyor. Linke bunu ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Yeni renkler, bedenler ekleniyor. Takip edebilirsiniz. Yağız Ata çok terleyen bir çocuk olduğu için çok kalın kalın giydirmiyorum. Ayrıca da evimiz de çok sıcak oluyor bizim. Bütün gün güneş aldığı için şu anda da herhangi bir ışık kullanmıyorum. Güneşiyle çekiyorum videoyu. Arada bulutlanma oluyor. Umarım kötü etkilenmiyordur. Böyle ince bodiler aldım. Bu bir tık daha kalın. Aslında beğendim. Bunu dışarıda falan da giydirebilirim. Montun içine tek giydirip çıkartabilirim. Sesler etkilemiyordur. Böyle ince olanlarından aldım. Böyle baskısız olmasını çok seviyorum ben. Renkler hani böyle koyu olur, canlı olur fark etmez ama önünde çok fazla baskı olan ürünleri tercih etmemeye çalışıyorum. Öyle daha çok seviyorum. Böyle 3 renk. Bunlardan aldım. Şunu 5-6 yaş olarak aldım. Yıkadığım için etiketlerini falan da kestim. Yaman Efe bu arada dönmeye çalışıyor gene. Biraz alanını daralttığım için rahatlık, yani açık alan olsa rahatlıkla dönecek de dönemediği için biraz gergin. Şunu da 5-6 yaş almışım. Bu da 4-5 yaş olarak almışım. Rengini beğendiğim için aldım. Kısa vadede giyecek ama yine de böyle şeyleri çok kullandığım için arada kaynayacaktır. Yağız Ata için böyle bir alfabe seti aldım. Sayılarda tamamız ama artık ufak ufak bir level atlatıp alfabeye de geçmeyi düşünüyorum. Ufak ufak bunları da çalışırız. Bunu kutu olarak alıyorsunuz. Ama şu şekilde açılabiliyor. Burada harflere çalışabiliyorsunuz. İçerisinde de magnetli harfler var. Böyle ayaklı olarak duruyor. Şuralardan geçiriyorsunuz. Burada bunlar da magnet şeklinde olduğu için rahatlıkla harfleri buraya dilediğiniz gibi sıralayabiliyorsunuz. Birkaç kart çıktı içerisinde. Oynayabileceğimiz oyunlardan bahsediyor. Fikir olarak o da gayet iyi olmuş. Böyle hayvanlar falan var. Gayet güzel, ben çok beğendim. Biz bunu gerçekten çok beğendik. Hemen bir açtık, baktık. Yağız Ata da çok sevdi. Hatta bir alfabe partisi falan yaptık. Bayağı harfleri kişileştirip, A, C, ne haber falan diye bayağı da güzel oyunlar oynadık. Tavsiye ederim, çok güzel. Bunu ve birkaç örneğini de aşağıya ekledim. Böyle mini aktivite kitapları aldım. Şoka gelmişti, Şok'tan aldım. Şok, BİM, A101 bunlar için takip edebilirsiniz. Güzel aktivite ve hikaye kitapları geliyor. Oraları takip ederseniz bunları da temin edebilirsiniz. Şöyle bir şey var, ben bunu gidip de mağazasından almadım. Şok uygulamasından aldım. Yani yine internetten alışveriş yapmış oldum. Gidip de marketinden alışveriş yapmadım. Onu da ek bilgi olsun. Eğer ki mağazaya gidebilecek durumunuz yoksa uygulamaları indirip bakabilirsiniz. Çok pratik, hemen ertesi gün elime ulaştı. Tavsiye ederim. Yağız Ata için yapmış olduğum alışveriş bu kadar. Arada kaynayanlar var tabii kullanmaya başladıklarımız. Şu anda onları içeriye buraya almadım. Ayrıca bütün her şeyi Instagram'da da paylaştığım için orada profilimde sabitli olan linkler kısmına da girip oradan da bulabilirsiniz. Şimdi Yağız Ata için yapmış olduğum alışverişten bahsedeceğim. Şu anda 4 aylık, onun için ufak bir alışveriş yaptım. Onlardan bahsedeceğim. Öncelikli olarak 2,5 aylık olduğundan beri çok fazla salyası akmaya başlamıştı. 6 aylıkken falan dişi gelecek diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla şimdiden salyalar akmaya başladı ve kemirme isteği çok fazla. Dolayısıyla ben de ona böyle tatlı önlükler aldım. Zaten var olanları eklemiş oldum. Böyle bu tarz üçgen önlükleri ben çok seviyorum. Yağız Ata'da da hep böyle bu tarz kullanmıştım. Hem çok tatlı duruyor gibi, boynuna böyle bir bandına bağlamışsınız gibi duruyor. Hem de renkleri çok tatlı. İnanılmaz seçenekler var. Yağız Ata'da bu kadar yoktu. O zaman hep H&M'den falan almak zorunda kalıyorduk. Ama şimdi Ace Wake de yapmış. Hem daha uygun fiyatlı, bir tık da büyük, daha kullanışlı. Tavsiye ederim bu tarz önlükler, mutlaka ki bebeklerinize alın.
Şöyle ikili bir body set aldım. Ben çoğunlukla olarak tulum giydirmeyi tercih ediyorum. Gerçekten çok pratik oluyor. Bu böyle ikili olarak satılıyor. Desenlerini ve rengini çok sevdim. Yağız Ata doğduğu zaman Yağız Ata'yı böyle Küçük Prens konseptiyle falan büyütmüştüm, beklemiştim. Bir yaş doğum gününde de o şekilde Küçük Prens seçmiştim. Tilki'yi gördüğüm zaman aklıma ilk gelen şey Prens. Ona çok güzel öğretilerde bulunan bir karakter. O yüzden Tilki karakterini çok seviyorum. Böyle üçlü bir body set aldım. Bunlar da yine Elsa ve Kiki'nin. Bunların da desenleri çok tatlı. Timsah desenli. Kumaşı gayet ince değil, yani çok kalın kumaşlar değil. Evde giymek açısından çok iyi. Bir de bebekle dışarı çıkartırken böyle mont falan giydiriyoruz ya. Gerçi dışarı çıkartırken her gün çok fazla artık çıkarmıyoruz ama biz dışarı çıkarken böyle bir kalın bir şey giydirmek yeterli oluyor. Çünkü benim bebeklerim zaten çok sıcak terleyebilen bebekler olduğu için. Yağız Ata'dan da hala bebek diye bahsetmem. Bu da böyle düz baskısız. Yani baskısız olan her şeyi daha çok seviyorum ben, bilmiyorum ama belki tasarım hayatında baskı işlerine çok fazla doyduğum içindir ama olabildiğince sadelikten yanayım. Ya böyle çok tatlı bir tulum aldım. Bunu ebebekten aldım. Fisher Price'ın. Böyle çok güzel. Çok beğendim. Bunun kumaşı diğerlerine göre bir tık daha kalın. Ama içerisine dilediğiniz body giydirip kullanabilirsiniz. Yani tulum gerçekten çok yakışıyor çocuklara. O yüzden vazgeçmek imkansız. Ebebekten aldım. Dediğim gibi indirimden almıştım. Yine aşağıya ekleyeceğim. Almış olduğum ayları aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeyim isterseniz. De bebeklerinizin alışverişini yaparken bu standart olan ay hesaplarına çok fazla takılmayın. Mutlaka ölçü tablolarına bakın. Bebeğinizin boyunu bir ölçün, kilosunu ölçün. Ona göre alışverişinizi yapın. Yoksa gerçekten ya küçük ya da çok büyük gelebilir. Büyük olması hiç sıkıntı değil. Ben de çok büyük alışveriş yaparım. Mutlaka bir beden büyük yaparım ama küçük geldiği zaman onu iade işlemi çok sıkıntı oluyor. O sebeple ölçü tablolarına bakın. Kararsız kalıyorsanız büyük olanı tercih edin. Yine böyle askılı bir tulum aldım. Bu tulumun farklı bir desenini daha almıştım ben. Ama o nedense 0-3 ay olarak gelmiş. Bu kadarcık bir tulumdu. Yaman Efe'nin tek bacağı anca girerdi herhalde. Ama ailede yeni doğacak bir bebek bekliyoruz. Ona çok yakışacağını düşünüyorum. O yüzden onu ayırdım. Burayı göstermiyorum ama şöyle ekleyeyim. Görselini bulursam buraya eklerim. Ebebek linkini ayrıca koyacağım. Çok tatlı değil mi ya? İçine bu almış olduğum bodylerden giydireceğim. Böyle bir pantolon aldım. Bunu da ebebekten aldım. Aslında kız bebek pantolonu olarak geçiyor. Ama bence kıyafetin çok böyle aşırı farklı olmadığı sürece, elbisedir, fırfırdır onlar olmadığı sürece kıyafetin cinsiyeti yoktur. Yaman Efe tam yürümeye başladığı dönemde eminim ki çok yakışacak. Yaz ayına denk geliyor. Ama ben birazcık çatalcıyı hesap ederekten bunu aldım. Buralarda belki sıcak olur ama orada garanti giydiririm. Yaman Efe için aldığım birkaç oyuncaktan bahsedeceğim. Böyle bir oyun uyku arkadaşı fil aldım. Boyutları bu. Ama gerçekten çok sevdi. Hem bu sesini çok seviyor hem de bu kulağından böyle gelen sesleri çok seviyor. Her yerinden farklı ince sesler geliyor. Ayrıca da filin kendisinin böyle bir önlüğü var. Diş kaşıyıcı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde çok tatlı duruyor. Burada minik bir aynası var. Burada yine bir diş kaşıyıcısı var. Silerek temizleyin diyor ama ben yıkadım. Elimde beyaz sabunla şöyle güzelce bir yıkadım. Kuruttum. Hatta şu ana kadar iki kez yıkandı. Ama herhangi bir sıkıntısı olmadı. İçindeki çan gayet iyi çalışıyor. Buradaki de gayet güzel ses veriyor. Güzelce durulandığından ve kuruduğundan emin olduktan sonra bebeğiniz de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca da Yaman Efe artık sürünmeye başladığı için egzersiz yaptırdığımda bunu önüne koyuyorum. Böyle karşısında koyuyorum. Buna ulaşmak için bayağı bir mücadele veriyor. O yüzden bu egzersizlerde de kullanabileceğiniz çok güzel bir teşvik aracı. Böyle üzerinde ilk kitabım yazan, 3 sayfadan oluşan ve böyle hışırtılı ses veren bir kitap aldım. Şurada bir diş kaşıyıcısı var ama dikkat geliştirmek adına çok güzel bir oyun materyali. Şöyle sayfalarını da göstereyim. Hazır oyun arkadaşı aktiviteden bahsetmişken şöyle almış olduğum flash kartları göstereceğim. İki farklı flash kart seti aldım böyle. Bunun içerisinden 12 aya kadar farklı görsellerin olduğu çeşitli kartlar çıkıyor. İlk 4 ay için böyle siyah beyaz kartlar hazırlanmışken 4 aydan sonra artık kartlar renklenmeye başlıyor.
Şu şekilde 6-12 ay. Şöyle içerisinden bir sürü kart çıkıyor. Çeşit çeşit renk renk desen desen. Çeşitli renklerin ve desenlerin çıktığı kartlar. İlk doğduğu andan itibaren başlıyor. Ben 4 ayda aldım. Siz çok daha erken alabilirsiniz. Çünkü benim elimde zaten Yağız Atay'a yapmış olduğum flash kartlar vardı. Yağız Atay'ı bu şekilde flash kartlar hazırlamıştım ben. O dönemde her şeyini kendim yapacağım mantığındaydım. Yani her şeyi kendim yapmıştım. Şöyle artık yıpranmış olanlar var. Ama yine de kullandım. Şöyle bunlarla genelde çalıştık. Bu flash kartları nasıl yaptığımı da izlemek isterseniz eğer ki flash kartınızı siz de benim gibi düşünüp hayır çocuğumun ilk kullandığı her şeyi ben yapacağım mantığında giderseniz hemen şu yukarıdaki linke tıklayıp bu flash kartları nasıl yaptığımı görebilirsiniz. Şöyle bir iki örnek daha göstereyim. Bunları da yine aynı video içerisinde nasıl yaptığımı göstermiştim. Bunlar biraz daha ileriki yaşlar için geçerli. Ama yine detaylı şekilde orada görebilirsiniz. Ayrıca bu ilk 50 sözcük adlı flash kartlardan aldım. Bunların da içerisinde yine hayvanlar, eşyalar, meyve, sebzelerin olduğu görseller var. Bu şekilde gösterip bebeğinizle oyunları oynayabiliyorsunuz. Bunlarla çok fazla oyun oluşturup bebeğinizle etkinlikler de yapabilirsiniz. Sadece 0-12 değil, sonrasında da eşleştirme vesaire pek çok oyunu oynayabilirsiniz. Bebeğiniz doğduktan sonra ya da doğmadan önce de hazırlık olarak flash kartlar temin edebilirsiniz. Ama ilk aylar için böyle renkli olanları değil de siyah beyazları tercih ederseniz bebeklerin ilk gördüğü renkler ve dikkat açısından daha etkili olur. Ya Yaman Efe'nin 6. ayda falan dişi gelir değil mi? Yani belki de gelmeyebilir. Ona da bir şey diyemem. 1 yaşına kadar dişi çıkmayan çocuklar var neticede. Şimdi kıyaslama da yapmayayım ama abisinin de bu dönemde çok fazla dişleri kaşınmaya başlamıştı. 6. ayda da dişi gelmişti. O manada söylüyorum. Yoksa 1 yaşına kadar gelmesin hiç fark etmez. Sıkıntı değil o. Ama örnek olarak o yüzden verdim. Böyle diş kaşıyıcıları aldım. Bunların haricinde de birkaç tane aldım ama şimdi onlar burada yanımda yok. O yüzden onları gösteremeyeceğim. Bir tanesi Dr. Brunson zürafası. Zürafaları hepimiz çok seviyoruz zaten. Detay olarak da çok güzel görünüyorlar. Bir de Oi'nin bu bisküvi şeklinde olanları çok beğendim. O yüzden bunlardan da aldım. Ek gıda alışverişi için de Oi'den birkaç parça almayı düşünüyorum ama onun için indirim kovalıyorum şu dönemde. Yaman Efe'nin zaten kullandığım şu tarzda bir tarağı vardı. Ama Yaman Efe'de konak oluştu. Yağız Atay'da da olmuştu. Onun için şöyle fırçalı bir tarağa ihtiyacım vardı. Ben de bu tarağı beğendim. Yağız Atay'ın da en sevdiği renk yeşil olduğu için böyle yeşil tercih ettim. Başka rengi var mıydı hiç bakmadım. Direkt olarak yeşil aldım. Hem Yağız Atay'ı da çok sever diye düşündüm. Yine Şok'tan Yaman Efe için aldım ben bunu. Ama Yağız Atay'la beraber de çok güzel oynarlar. Şöyle oyun topları, aktivite topları aldım. Daha içerisinden çıkarmadım. Şöyle... Bunları da yine Şok'tan aldım. İnternetten sipariş verdiğimi zaten söylemiştim. Şöyle ses çıkartabiliyor. Keşke ses çıkarmasaydı da burası da kapalı olsaydı rahat rahat yıkayabilseydik. Ben yıkamaya çok önem veriyorum çünkü bebek eşyalarını. Banyoda da oynanacak bir oyuncak olurdu. Ama böyle hazırlamışlar. Ama bunlarla da çok güzel aktiviteler olur. Yaman Efe eminim ki bunların peşinden bayağı bir hızlı bir şekilde emeklemeye çalışacaktır. Bir de yine Şok'ta şöyle bir çıngırak gelmişti. Bunu aldım ama şurada bu baskısında hatalar var. Çarpmış mı bilmiyorum ama yani şu dönemde muhtemelen vermem. Zeka ağzına götüreceği için belki ileride oynamak için gene çıkartayım diyelim. Bunu aslında arabada içeceklerimizi falan koymak için aldık ama şöyle göstereyim. Ek gıda sürecinde de yanınızda çocukların yemeklerini falan taşırken gayet kullanışlı olacağını düşündüğümüz bir çanta aldım. Şöyle yapıyoruz. Burası tek göz. Sonra burada da yanlarında da şişe ya da herhangi bir işte eşyanızı koyabileceğiniz. Bilmiyorum Yağız Atay'ın mesela oyuncaklarını koyarız herhalde. Mutlaka ki arabaya bindiğimizde yanımızda oyuncaklarımız oluyor. O yüzden böyle oyuncaklarımız falan da koyabileceğimiz yeri var. Şuradan da koltuğun arkasındaki o başlık kısmına takabiliyorsunuz. Böyle bir çanta aldım. Bunu belki ek gıda videosunda da ek gıda için alışverişimi tamamlayayım. Ek gıda videosunda da paylaşırım. Ev için böyle bir pompa aldık biz. Biz bunu zaten Çatalca'daki evimizde kullanıyorduk. Çok sevdik, çok da beğendik açıkçası. O yüzden büyük şişe su almaya karar verip bundan bir tane aldık. Şöyle takıyorsunuz ve bir şekilde suyunuzu buradan basıp... Çalışıyormuş. Şarj varmış. Şarj aleti var zaten. Buradan telefonu şarj eder gibi şarj ediyorsunuz. Sonra burada çalıştırıyorsunuz da rahatlıkla doldurabiliyorsunuz. Çocuklara yaptığım alışveriş bitti. Şimdi kendime aldım. İki sweet vardı. Onları göstereyim. Kendime bir tane böyle kısa tayt aldım. Videoya sürekli ara vermek zorunda kalıyorum ama umarım finalde birleştirebileceğim güzel bir video olur.
Kendime böyle bir kocaman dev bir oversize sweatshirt aldım. Bu da SF2. Ben oversize giymeyi çok seviyorum. Yani bu 36 bedenken de böyleydi. 38 bedenken de böyle. Şöyle bir tane daha sweat aldım. Dediğim gibi hayatımız evde geçiyor. Videoyu çok fazla kestim. Arada yıkışmalarımız falan da oldu tabii ki Yazıtay'la. Bol bol kesildi. Umarım başladığım gibi bitirebiliyorumdur. Bu videoda görmüş olduğunuz bütün ürünlerin hepsini aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linke ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ebebek ve Trendyol olarak ayıracağım. Muhtemelen bedenleri de orada yazarım zaten. Siz de dediğim gibi bebeğinize yaptığınız alışverişlerde bebeğinizin ölçüsüne bakıp sonra da beden tablosuna bakıp kararsız kaldığınızda da büyük bedeni seçerseniz çok rahat bir şekilde alışveriş yaparsınız. Genelde bana çok sorulan bir soru çünkü hani kaç beden alıyorsunuz, bebeğiniz kaç kilo, neye göre alıyorsunuz diye. O yüzden bunları dikkat ederseniz rahatlıkla alışveriş yaparsınız ve sıkıntı yaşamazsınız. Genelde anne bebek içeriklerimin daha çok sevildiğinin farkındayım. Daha fazla içerik üretmeye çalışıyorum. Siz de yorumlarınızla ve beğenilerinizle bana destek olursanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Mutlaka cevaplamaya çalışıyorum. Ayrıca başka anneler de birbirlerinin fikirlerinden yardım alıyorlar ve destekleşebiliyorlar böylelikle. Çünkü hepimiz netice olarak aynı dönemlerde aynı şeyleri yaşıyoruz ve aynı şeyleri yapıyoruz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada sürekli olarak faalim, zaten günlük paylaşımlarımı da daimi olarak yapıyorum. Mutlaka yapmış olduğum alışverişleri ve güncel indirimlerden de sizlere haberdar ediyorum. Bebeğimin, çocuğumun gelişimiyle ilgili daha sık paylaşımlar yapabiliyorum. Ve orada daha sık diyalog haline geçebiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Umarım size de faydalı oluyordur. Mutlu günler. Hoşça kalın. Ortaklarımla birlikte veda edeyim dedim. Açıklamalar kısmında. Ya pijama giyiyoruz. Ben suya alıyor değil daha yine. Arkadaşlar bu da benim anne. Bunun ismi ne? Ne o anneciğim? Anne bunun ismi. Ay yumuşak ye. Yumuşak ye. Bu da benim. Yumuşak ye. Hadi başlayalım. Bir bay bay diyeyim bakayım. Bay bay. Arkadaşlar şimdi de ve günün sayılayın gün partisi başlayacak. Merhaba arkadaşlar. Harfleyin. Alfabe partisine hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi. Hadi taşıyalım. Yaman Efe de nasıl gülüyor sana? Ben buyurun. Yoğaydı. Anne. Efendim? Hadi hoşçakalın. Yok bu olmadı. Hoca hoşçakalın. Hoşçakalın.